Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere elimde, envanterimde bulunan Winchester süperpoze tüfeğimi tanıtacağım. Bu tüfek benim ilk tüfeğim. Babam kullanıyordu bu tüfeği. Daha sonra dayıma devretti. Dayım trap atışlarında kullandı. Daha sonra da ben ava başladığım için tekrardan ben geri aldım. Tekrar bana geçti. Winchester biliyorsunuz 1866'dan beri adamlar tüfek üretiyor. Hepimiz Winchester'ın şu şekilde levyeli olan modeli var ya, cowboy tüfeği. Hepimiz onunla büyüdük sayılır. Bu adamlar 160 senedir neredeyse bu işi yapıyor. Tüfeğin kalitesi sorgulanamayacak derecede kaliteli. Tüfeğin genel özelliklerine bakarsak enjektörü var, selektörü var. Üzerinde şöyle göstereyim yakından. Üzerinde şu şekilde ince gravürleri var. Ağır bir namlusu var. Bayağı yani genel olarak ağır bir tüfek. Bu tüfeğin yeni modelleri de çıktı. Bu tüfek tabi 10 yıllık, 15 yıllık belki tüfek. Bu tüfeğin daha yeni modelleri var bu tüfeğin ağırlığından dolayı. Select Light diye bu tüfeğin daha hafifini çıkardılar. Yeni sıfır alacak olan arkadaşlar. Bu tüfeği ağırlığından dolayı takılı kalmasınlar. Bunun hafif olan modeli de var. Onu da alabilirler yani. Tüfeğin sökümüne gelelim. Her süperpoze gibi. Şuradan başlıyoruz sökmeye. El kundağını aldıktan sonra şu mandalı açıyoruz ve tüfek dağılıyor. Bu kadar. Yani bunun ayrıca dipçiğini falan sökebilirsiniz ama o işlere hiç girmeyin. Bir usta lazım onu toplamak için. Bu tüfeğin üretimine gelirsek bu tüfeğin bu parçası ve el kundağı direkt Amerika'dan bu şekilde geldi. Nereye geldi? Hulu'ya, Konya'ya geldi. Bu tüfeğin çelik malzemesi de, ham maddesi de Amerika'dan geldi ve bu namlu Hulu'da üretildi. Yani bu bildiğiniz Hulu'nun Winchester için ürettiği namlu. Winchester bu namluları Hulu'ya ürettirdi. Şurada şuraya bakarsanız Husan yazar. Husan AŞ yazıyor. Hulu'nun ürettiği bir namlu. İşte bu bizim gururumuz. Adam dünyanın en büyük firması olan, tüfek konusunda dünyanın en büyük firması olan Winchester'a bile namlu üretmiş Hulu. Bu kadar kaliteli bir firma. Kendine istediği kalitede olmayan bir namlu ürettirir mi? Ürettirmez. Yani bu Winchester adına leke getirecek bir firma değil. Dünyanın en eski firmalarından biri. Tüfeğimizi tekrardan toplayalım. Duydunuz, enjektörü de var. Bu tüfeğin olumlu yanları, bu tüfek kaldırdığınızda, gözünüze oturtturduğunuzda bu tüfek asla oynamaz kardeşim. Bu tüfek çok ağır bir tüfek. 3 kilo 900 gram bir ağırlığı var. Alışırsanız, bunu taşımaktan üşenmezseniz, ben koluma güveniyorum kardeşim, kendime güveniyorum, ben bu tüfeği taşırım diyorsanız, bu tüfek için konuşuyorum. Yeni serileri daha hafif. Bu tüfek sıfır hatalı bir tüfek. Yani bu tüfekte tüfek kaynaklı av kaçırma şansınız yok. Fişek kaynaklı var, avcı kaynaklı var ama tüfek kaynaklı bu tüfekle av kaçırılmaz. Ben mesela bu tüfekte çulluk avında dahi 10 atışımdan 8'ini vururum. Yani bıldırcın gibi çulluk avlarım ben bu tüfekle. Bu hem tüfeğe çok alışkın olmamdan, en eski tüfeğim olmasından dolayı, hem de tüfeğin her fişeği aynı oranda atmasıyla alakalı. Yani ben bu tüfeği kaldırdığımda avla arpacığı birleştirdiğimde daha tetiği çekmeden önce o avın vurulduğunu ya da kaçtığını bilirim. Aa, bu nasıl vurulmadı diye tetiği çektikten sonra Allah Allah niye vurulmadı diye şaşırmam. Çünkü bu tüfeğin nasıl attığını artık ezberlemişim. Sadece bazı avlarda tabi her zaman kabak gibi pozisyonlar içinde olmuyorsunuz. Bazen ortada bir av oluyor. Yine de atışınızı yapıyorsunuz. O zaman da tamam kaçabilir. Çok emin değilsiniz. Ama ben bu tüfekte %100 emin olduğumda hiç av kaçırmadım. Tamam artık bu vuruldu dedim tetiği çekmeden önce. Çok alışkınım. Kolum gibi olmuş bir tüfek. Enjektörü var, selektörü var. Ortopedik dipçik pedi var. 2,5 numara bir ahşabı var. Bu tüfeğin özelliği, bu tüfek her fişekle çalışmaz. Bu tüfek basıncı düşük fişeği, ilk fişeği her türlü atar. Ama ikinci fişeği kurmaz. Yani ikinci fişeği kurmak istiyorsanız güzel fişek atacaksınız bu tüfekle. 28 gram da atabilirsiniz. Ben bununla 24 gram da atıyorum. Onu da atıyor. Herhangi bir problemi yok. Ama bazı fişeğin 30 gramıyla dahi bu tüfek çalışmıyor. Yani fişek markası vermeyeyim, kötülemeyeyim. Ama çünkü bir markanın 24 gramındaki basınç kadar diğerinin 30 gramında basınç yok. Ve bu tüfeği kurmaz. Bu tüfek dipçikten tepmeyle çalışır. Bu tüfeği tepmesi için, bu tüfek 3 kilo 900 gram bir tüfek. Bu tüfeği tepmesi için basınçlı fişek lazım. Yani bu tüfekte piyasadaki 10 fişeğin 8'ini atar bu tüfek. Kalan 2 tanesini atmaz. Yani 3-4 marka var fişeklerini hiçbir zaman, hiçbir tüfeğimde
tercih etmediğim. O fişekleri ben bu tüfeğime de koymam. Otomatik tüfeklerime de koymam. Çünkü bu onu çalıştırmıyorsa o fişeğin bir kabahati vardır. Bu tüfekte şöyle bir şey var. Yani bu tutukluk dahi yapsa, fişeğin basıncı dahi olsa siz ikinci fişeği ateşleyebilirsiniz. Nasıl ateşlersiniz? Şöyle göstereyim. Bir özelliği var. Bunu kırdınız. Yani farz edelim ki fişeklerimizi koyduk. Kapadık. Şimdi çok kötü bir marka fişek atıyoruz. Tuttuk. Attık. İlk fişek patladı. Ama ikinciyi kurmadı. Biz ikinciyi manuel olarak şu özelliği var. Bakın şimdi. Gördünüz. İkinci tetik kurulu değil. Bu tetiği basılı tuttuk ya. Hızlı bir şekilde salarsak bu ikinciyi kurar. Gördünüz kurdu. Yani siz fişek kaynaklı hatayı böyle tolere edebilirsiniz. Ama avda bu kadar vaktiniz olur mu olmaz mı? Orası ayrı bir konu. Yani ikinci fişeği kurmak için tekrardan ortada tetik çekip onu hızlı salmak pek mantıklı değil. Ama mecbur kaldınız. Bu şekilde fişeğinizi kırmadan, fişekleri boşaltıp takmadan ikinci fişeği de bu şekilde atabilirsiniz. Ama dediğim gibi güzel fişek olursa bu tüfeğin padişahı. Yani ben bunu satmıyorum. Hatırası olduğundan dolayı da hani övmüyorum. Hakikaten kullanmaktan çok keyif aldım. Memnun kaldığım bir tüfek. Neticede kalite yani her zaman. Bu tüfeğin derdi avda bunu kaldırıp da omzunuza dayamak hızlı bir şekilde. Eğer bunu yapabiliyorsanız bu tüfek 10 üzerinden 8'lik bir atışla kendi de 2 puan koyar üstüne. 10 üzerinden 10'luk olarak çıkarır o fişeği. Ben çok arazilerde çulluğa doğru namluyu birleştirirken 2 karış kala fişek patlatmak zorunda kaldım çulluğa. Daha 2 karış atıyorum. 2 karış daha sağa çekmem lazım. Ağzımdan anlıyor. Ama vaktim yoktu. Kuş kaçacaktı. İki karış soluna bile atsam fişek güzel olduktan sonra bu tüfekte çok av vurdum. Çok çaresiz kalıp atış yaptım. Tüfeği kaldıramayacağım vaktimin olmadığı atışlarda. Çok defa şaşırdım. Hala her kullandığımda şaşırıyorum tüfeğin performansına. Bana uyumlu olmasından değil, çok güzel çalışıyor. Eğer bunun ikinci elini bulursanız, ağır bir tüfekten de korkmuyorsanız muhakkak alın. Yeni serilerinde kullanmadım bilmiyorum ama neticede Winchester'dır. Bu adam tüfeğin mucidi. Fişeği olsun, tüfeği olsun. Winchester tartışılacak bile bir şey değil. Bugün hiç bu işlerle alakası olmayan bir insana bile Winchester deseniz tüfek der yani size. Bilir onu. Winchester'ın ne anlama geldiğini söyler size. Cowboy tüfeğini söyler. İşte başka tüfeğini söyler. Av tüfeğini söyler. Ama Winchester dediği zaman bir fikir sahipliği vardır. Amerika-Türkiye ortak yapımı namlusu. Winchester'ın Hulu'ya ürettirdiği bir namlu. Bu tüfeği Türkiye'ye Hulu getirdi. Hulu dağıttı. Hulu bunun distribütörlüğünü yaptı. İşçilik olarak diyecek hiçbir şey yok tüfeğe. İmkanı olan arkadaşların bu tüfekten edinebilir. Ağırlığından korkan arkadaşlar da bunun Select Light diye daha bayağı hafif 2800-2900 gram. Bundan 1 kilo daha hafif tüfeği var. İmkanı olan arkadaşlar ondan da edinebilir. Şurada selektörü var. Önce alt namlu ya da üst namlu diye. Bu alt namluda da çok uzun mesafelere 5 şokla atışlar yaptım ben bu tüfekte. Üst namlusu zaten genellikle üst namlusunu atmıyorum bile. Genelde ilk atışta vuruluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir avda 10 fişek attıysam ben alt namluda 8 fişek atmışımdır. Üst namluda 2 fişek atmışımdır. Çünkü ilk fişekte vuramazsam ikinci fişeği attığınız için üst namlusu hala pırıl pırıl duruyor. Üst namlusu çok az fişek attı. Kaç yıllık tüfek, namlusunun içinde çizik bile yok. Gayet kaliteli malzeme. Kromu, namlu içi kromu çok güzel. Namlu uyumu çok güzel. Tüfeğin sesi çok güzel. Yani hakikaten bu tüfek top gibi patlıyor. Aynı fişeği atıyoruz arkadaşlarla. 28 gram bıldırcın avında fişek atıyorum. Arkadaşlar soruyor sen ne atıyorsun ya bu bıldırcına diye. Kurşun mu atıyorsun diye. Çok güzel, basınçlı bir tüfek yani. Yeter ki fişeğinizi düzgün seçin. Tüfekle ilgili düşünecek hiçbir şey yok. Ama biraz dediğim gibi kol kası isteyen, kol kuvveti isteyen bir tüfek. Hem taşıması hem yüzlemesi. Ben hatta bu tüfekten ağır diye bir tüfek daha almak için Atane 12 aldım. Atane 12'yi taşıdığımda, Atane 12 de çok hafif bir tüfek değil. 3 kilo 100 gram ideal ağırlığı olan bir tüfek. Atane 12'yi bu tüfekten sonra resmen baston gibi taşıdım elimde. Bir çomak gibi, sopa gibi elimde gezdirdim yani. Daha sonra Franki'yi aldım. O da 2 kilo 800, 2 kilo 900 gram gibi. Onu neredeyse cep telefonu gibi gezdirdim elimde. Bu tüfeğe alışınca diğer tüfekler kuş gibi gelmeye başladı bana. Umarım tüfek hakkında bilgilerimi, tecrübelerimi sizlere düzgün bir şekilde aktarabilmişimdir. Tüfek tercihi yapacak arkadaşların kafasında inşallah bir şeyler şekillendirebilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese kazasız belasız avlar. Hepinize rast gelen.